Bizim için çok büyük bir onur, mutluluk. İyi ki varsınız. Uygar Erdoğan. Yeter be Uygar. Kızdırdın beni ha. Uygar Erdoğan. Dur yapayım. Ya dur dur dur. Tabii. Arkadaşlar Uygar Erdoğan'ı biliyor musunuz? Öyle gaz verdim ki şimdi kim olduğunu bilmiyorum. Bak. Uygar Erdoğan'ın daha önce biliyor musunuz? Bir analizini yapmıştım ben. Uygar Erdoğan ses analizi diye YouTube'da bulabilirsiniz. Ne demiştim? İlk defa ben istek istedim. Uygar Erdoğan. Uygar ama o günden bugüne büyümüş. Başka bir adam olmuş ya. Sakallar falan. Kilo almışsın Uygar. Ne yaptın? Biraz kendine bak. Ama sese bakın şimdi. Mi bemol. Karar. Savaş başlıyor. Uygar Erdoğan bunlar değil. Soldaki. Şu. Uygar. Ama Uygar'ın tabii eski hali. Ya dur bir bulayım ya YouTube'da. Uygar Erdoğan sesinizi. Bak şimdi Uygar neydi ne olmuş? Olur mu böyle şey? Uygar sesini, ne yaptın sesini, sen sesini. Ya? Uygar Erdoğan. Ha? Bak. Şimdi bu adam bu mu yani artık? Neredesin? Dur. Ay. Etraf karman çormandır. Bak. Şimdi Uygar'a bak. Hayda. Uygar dehşet bağlama çalıyordu zaten. Yani bir senelerce... 130 bin olmuş izlenmen Uygar burada. Vallahi helal olsun sana. Müthiş çünkü yani. Gerçekten çok iyi. Ses çalışmış biri. Bunun yanı üstüne oturuyorsun. Tek gördüğüm bu. Bak şimdi. O zaman şöyle bir okuyuşun vardı. Bak gayet. Saat çalsan etmanı nasıl sıkacak şey. Vah etmeli. Şu an birazcık. Ama konuşsun. Sessiz. Açsay. Ve bu adın sana geliyor. Tamam. Şimdi o zaman böyle okuyormuş. Bak ne yapıyor Uygar şimdi. Gel. Gönder Uygar. Hadi daha. Geldi. Bekliyorum açılıştan hadi. Oh! Ses. Çok güzel ses. Çok çok. Uygar ne yaptın sen ya? Nefes güzel. Sana nasıl? Si bemol giriş. Müthiş güzel bir tenorsun Uygar. Bitir. Bir kere sesin çok lezzetli bir ses. Yani lezzetli böyle ya. Hani ağzım sulanır ya. Of şöyle bir çıtır çıtır böyle harika geliyor ya. Harika geliyor. Müthiş lezzetli bir ses rengi. Şu okumandaki stil değişmiş mi? Burada daha koyu bir renkte okuyordu. Fakat benzer stili hala koruyorsun. Yok böyle bir ses 3,5 oktav. Bunu senden ben istedim değil mi? Silmediğin gözyaşımı okur musun dedim. Sen de benim için yükledin. Aman aman, aman aman.
Şimdi ses rengin tenor ve bu tiz renkleri o kadar kolay çıkarıyorsun ki ne ağız açıklığını önemsiyorsun, ne ayakta dururken el hareketlerini önemsiyorsun. Hiçbir şeyi önemsemiyorsun. Yani sen hiçbir şeyi önemsemiyorsun. Sadece sesini kullanıyorsun Uygar. Yani sana şimdi böyle sohbet muhabbet tarzında bir şeyler söyleyeceğim. Yani şimdi sahnede bu işi yapan kişinin kendine özen göstermesi lazım Uygar. Ümit Yaşar'ı düşün. Değil mi? Ümit Yaşar'ın bundan 4-5 sene önceki hali. Kilolu. Artık piyano karşısında otururken bile öyle nefes çıkarken mide sorunları başlamış. Sesin o kalitesi gitmeye başlamış. Şişir diyor. Ne yaptı? Kilo verdi. Kendini biraz çeki düzen. Kıyafeti, hayatı, duruşu. Şimdi daha şık gözüküyor değil mi her şey? O sesindeki kirliler de, kirlenmeler de azalmaya başlıyor. Çok gençsin. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Ses parlaklığın müthiş. Hiçbir sorun yok. Ama bunun 10 sene ilerisi böyle olmayabilir Uygar. Şimdiden küçük uyarı. Bu lezzetli sesini kaybedebilirsin. Kendine çeki düzen ver Uygar. Evet. İyi değil bu durum. Bu kilolar falan filan iyi değil. Bir de yani mesela ayağa kalkıyorsun. Yani mikrofonla okuyan kişi değil, hep çalıp söyleyen kişisin. Bir tık daha artık seni böyle güzel bir sesle daha iyi şekillerde görmemiz lazım bizim. Daha sahne duruşuyla. Çünkü bir şarkıcı sadece okuyan kişi değildir yani. Bu işin sadece bir kısmı. Ses müthiş, müthiş. Fakat bu kullandığın şey doğru değil. İyi oturmadı ses. Bak gırtlağını yoruyorsun. Sana hep dediğim şey vardı ya, şimdi boynunu böyle... Bak kafayı öne eğmek başka bir şey. Boynu aşağı kaçırmak başka bir şey. Sen şu an gırtlağını yoruyorsun. Bak. Ses çıkıyor mu? Çıkıyor ama bu doğru değil. Bunu son derece daha rahat bir pozisyona da çıkarabilirsin yani. Amana! Amana! Böyle zaten hani bak. Amana! 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 Kendini zorlayacak şekillere getiriyorsun. Bu stiller, şu görüntüler, özellikle boynuna yaptığın baskı iyi değil. Bu daha iyi bir giriş. Vur! Ha şu boğazındaki baskıyı birazcık kırmak lazım Uygar. Bunu içeri kaçırma artık. Daha rahat dur. Nefis bir sesin var çünkü. Doğa giriyorsun bir de. Müthiş. Silmediğin gözyaşını konservatuarda gelseydin derse şu an diyeceklerdi ki sana dur Uygar biraz daha ağzını açıp başla. Hemen bunu sana söyleyeceklerdi ve böyle küçük eğitimlerle çok daha iyi hale gelecektim. Bak söyleyeyim. Çok kapalı ağzın. Nefis okuyorsun. Ama eğitime ihtiyacın var. Vay ahvaline zalim, sana bel bağlayanım. Nefes çok iyi. Aman aman öyle zalmıştı nikahım. Of 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 of. Kılıcı söylemeyin.
Lezzete bak. Uygar ne yapıyorsun? Okuyor musun bir yerlerde ya? Ha? Ya şimdi şu an kaç yaşındasın Uygar? Vallahi zaten konuşuyorsun, arada yazıyoruz, email maillerini görüyorum ama ya bir şey yap ya. Dedim ya, bir seni bir toparlamak lazım baştan aşağı. Yani ya bu işe tam konsantre olman lazım. Çünkü çok güzel bir ses rengin var. Çok daha iyi olabilirsin. Ama bu şekilde giderek olmaz. Olmaz yani. Uygar Erdoğan gençler. Buyurun izleyin. Teşekkür ederim ayrıca bu kaydı yüklediğin için benim için. Sağ olasın. Müthişsin. Müthişsin. Vay be. Değerler ve gurur. Müthiş. Peki.